Değerli arkadaşlar, merhabalar. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Sevgili arkadaşlar, bu hafta sonunun analizinde özellikle Cuma günü geç saatlerde gelen Standard & Poor's'un Türkiye hakkındaki not kararı ve Sayın Bakan Albayrak tarafından yapılan bazı açıklamalar ve Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta içerisinde finansal likiditeyi artırmak adına piyasalarda istikrarı sağlayabilmek adına likidite konusunda imkanların söz konusu olabileceğini ifade etmişti ve buna dair bugün açıklanan bazı kararlar. Bunlar üzerinde duracağız sevgili arkadaşlar. Önümüzdeki hafta dolar TL'nin nasıl bir seyir izleyebileceği konusunu analiz etmeye çalışacağız. Evet sevgili arkadaşlar, görmekte olduğunuz tablo Moody's, Standard & Poor's ve Fitch'in Türkiye hakkında vermiş oldukları notlar ve genel anlamda bu tablonun ne şekilde yorumlanması gerektiğini kolaylaştıracak bir şema karşımızda bulunmakta. Şu kırmızı çizginin üzerinde görmüş olduğunuz bölge yatırım yapılabilir bölge olarak adlandırılmakta ve farklı kredi derecelendirme kuruluşlarının değişik harf ve simgelerle bu konuda verdikleri not sistemini görmektesiniz. Arkadaşlar, Standard & Poor's'un bizler için vermiş olduğu not şurada görmekte olduğunuz gibi en son notumuz B artı, yani durağan konumda ve dolayısıyla yatırım yapılamaz bir seviyede bulunuyorduk. Bunu Ağustos ayında notumuzu bu seviyeye indirmişti ve son vermiş olduğu kararında ise notumuzda ve de görünümümüzde herhangi bir değişiklik yapmadı. Yani Ağustos ayında vermiş olduğu notu teyit etti. Değerli arkadaşlar, Moody's'e göre yatırım yapılabilir bölgenin iki seviye aşağısındayız. Fitch'e göre bir seviye aşağısındayız ama notu çok kıt olarak bilinen Standard & Poor's'a göre ise 3 kademe aşağısındayız ve bu konuda bir değişiklik yapmadı. Benim şahsi beklentim, acaba kurlarda Ağustos ayından bugüne kadar %30'lar civarında bir iyileşme söz konusu olduğu için ve bu hususa yanı sıra hükümet tarafından açıklanan ekonomik politikalar ve YEP programı doğrultusunda gösterilen çaba bir iyi niyet olarak görülebilir. Bu anlamda da notumuz değişmez ama görünümümüz durağandan şu bölgeden bir üst bölgeye, pozitif seviyeye çıkarılır mı şeklinde acaba diye bir beklentim vardı ama bu husus maalesef gerçekleşmedi. Notumuz teyit edildi. Evet, Standard & Poor's dedi ki ekonomiye olan güven artacak, cari açık azalacak ve enflasyon kontrol altına alınacak. Ama hepsinden de önemlisi, şeffaf bir ekonomik program uygulayacaksınız. Ancak ve ancak bu şartlar altında ben sizin notunuzu artırabilirim dedi. Şayet bankacılık sisteminizi yakından izliyorum dedi. Takipteki krediler, yani sorumlu krediler artacak olursa dış finansmanı çevirme noktasında sıkıntıya düştüğünüzü hissedersem veya mevcut sıkıntılarınızın daha da arttığını gözlemlersem bu durumda ise ekstra bir not indirimine gidebilirim dedim. Ve notunu değiştirmemesinin sebebi olarak ise, yani notumuzu teyit etmesinin sebebi olarak ise, finansal ve de ödemeler dengesi baskılarına vermiş olduğunuz tepkilerin büyük ölçüde geçici olduğunu düşünüyorum dedi. Tepkiler temel ekonomik sayıklıkları çözmekten çok semptomların hafifletilmesine odaklıdır şeklinde bir yorumda bulundu. Arkadaşlar, işte bu yorum son derece manidar. Yani şunu demeye çalıştım. 6 aydır, Ağustos'tan bugüne kadar geçen süre içerisinde evet bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz, sorunları gidermeye çalışıyorsunuz ama sizin bu ana kadar atmış olduğunuz adımların somut hiçbir sonucunu görmüş değilim. Ve sizin atmaya çalıştığınız bu adımlar, yapmaya çalıştığınız bütün bu çözümler ve tedbirler, bunların hepsi sadece ve sadece geçici tedbirlerdir. Yani arkadaşlar, bunu şöyle yorumlayabiliriz. Kanayan yaraya sadece ve sadece pansuman yapıyorsunuz. Yarayı veya hastalığı tedavi etmeye yönelik, sorunu külliyen ortadan kaldırmaya yönelik bir tedbir, bir çaba göremiyorum. Bu gayretlerinizin net ve kalıcı bir çözümü olacağını düşünmüyorum. Bu sebeple de notunuzda herhangi bir değişime gitmiyorum, herhangi bir iyileştirme yapmıyorum. Yine ben size kırık not vermeye devam ediyorum şeklinde
bir yorum getirdim. İşte arkadaşlar, aslında notun değişmemesinden ziyade ben bu açıklamayı biraz daha fazla önemsiyorum. Yani aylardır gösterilen çaba, aylardır alınan tedbirler ve kurlarda yaşanmış olan düşüşler, bunların hiçbirisini ciddiye almıyor. Bunlar benim size olan bakış açımı değiştirecek faktörler değil. Çünkü bu şekilde bu çabalarınızın ben bir sonuç vereceğini düşünmüyorum şeklinde bir yaklaşım gösteriyor. Ve arkasından da reçeteyi şöyle açıklıyor. Bir kez daha tekrar etmek gerekirse, ekonominize olan güven artmalı, cari açığınız azalmalı, enflasyon mutlaka kontrol altına alınmalı ve şeffaf bir ekonomik program uygulamalısınız diye de önerilerde bulunuyor. Evet, hükümet cephesi, iktidar cephesi veya ekonomi kurmaylarımız yapılan bu açıklamaları nasıl değerlendirirler bilemiyorum. Kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen notlar ve açıklamalara yönelik olarak yakın geçmişte biliyoruz ki bunlar pek ciddiye alınmıyor, ama bizler ne kadar bu açıklamaları ve notları ciddiye almasak da yabancılar, yabancı fonlar, yabancı yatırımcılar bu kurumlara, bu kredi derecelendirme kuruluşlarına ciddi şekilde itimat ediyorlar. Onların görüş ve verdikleri notlara bağlı olarak da adımlar atıyorlar. Evet arkadaşlar, kredi derecelendirme kuruluşu ve Standard & Poor's'un durumu bu. Bu durum dolar TL'yi nasıl etkileyecek diye soracak olursanız, bu konu dolar TL'nin, yani doların lehine olacak olan bir gelişmedir. Doların yükselme eğilimini artırabilecek olan bir gelişmedir. Zira sizlere hafta içerisinde aktarmış olduğum yorumlarımda bu hususta gelecek olan bir görünümümüzün durağından pozitife çevrilmesi şeklinde bir sonuç çıkacak olursa belki 5-20'lere doğru bir geri çekilme olabilir, ama birkaç günde sınırlı kalacak bir iyimserlik söz konusu olur. Ardından tekrar normal dinamiklere döneriz şeklinde bir düşüncemi paylaşmıştım. Evet arkadaşlar, Standard & Poor's ardından gelelim Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımlara. Bildiğiniz üzere Merkez Bankası geçtiğimiz hafta finansal likiditeyi artırmak, daha doğrusu finansal istikrarı sağlayabilmek bakımından likidite odaklı adımlar atabiliriz demişlerdi. Ve ben de bu yorumun ardından şöyle bir başlık kullanarak, acaba Merkez Bankası piyasadan dolar veya döviz alımlarına mı başlayacak şeklinde bir analiz aktarmıştım. Evet, finansal istikrarı sağlamak noktasında Merkez Bankası'nın likidite adımlarını atacak olmasının iki bacağı olabilirdi. Birincisi, piyasadan döviz toplamak, ki biliyorsunuz dolara ihtiyacı var. Piyasadan dolar alması ne anlama gelecekti? Piyasadan dolar alırken aynı zamanda TL verecekti, karşılığında dolar alacaktı. Böylelikle piyasada bir anlamda nakit sıkışıklığı, likidite sıkışıklığını giderme şeklinde bir çözüm üretmiş olacaktı. İkinci bir çözüm olarak ise bankaların munzam karşılıklarını indirmek şeklinde bir durum olabilirdi. Munzam karşılık ne demektir arkadaşlar? Bankalar mevduat topladıklarında topladıkları mevduatın belli bir oranını veya kredi dağıttıklarında verdikleri kredilerin belli bir oranını Merkez Bankası'na depo etmek durumundadır. Bir nevi teminat vermek gibi algılayabilirsiniz bunu. Merkez Bankası bu konudaki munzam karşılıkların düşürülebileceğini ifade etmiştim ve nitekim dün gelen haber itibariyle de resmi gazetede yayınlandığı üzere merkez bankaların munzam karşılıklarına yönelik olarak bir indirim yapıldığına dair bir karar açıklandı. Bununla ilgili oranlar verildi vesaire. Ben bu oranlara girmiyorum şu anda. Ancak bu karar bankaların elini rahatlatan bir adımdır. Zira bankalar kredi vermiyorlar arkadaşlar, bunu biliyorsunuz. Düne kadar veya daha geçmiş zamanlarda günde 3-5 bankadan krediniz hazır, şu oranda kredi veriyoruz, hatta adrese teslim kredi şeklinde bir takım SMS'ler, mesajlar, mailler alıyorken bugün bunların hepsi ortadan kalktığı gibi koşullarınız uygun olsa dahi bankadan kredi talep ettiğiniz zaman şu veya bu sebeple çoğunlukla reddedilmekte. Niçin? Bankalar bir nakit sıkıntısı yaşıyor, likidite sıkıntısı yaşıyor. İşte bu likidite sıkıntısını gidermek, bankaların kredi verme imkanlarını, kapılarını açabilmek bakımından bir anlamda bankaların Merkez Bankası'na depo etmek durumunda kaldıkları miktarı düşürmek kaydıyla onlara bir rahatlama imkanı sağlanması düşünülüyor. Ancak ben bu adımın da yeterli olacağını düşünmüyorum. Yakın zamanda Merkez Bankası'nın piyasadan dolar almak üzere bunun karşılığında da piyasaya TL sürmek şeklinde bir ikinci adım atabilme ihtimalinin de ciddi şekilde var olduğunu, bu adımı atarsa da dolara talep olması bakımından
Tabii ki talep gören bir nesnenin de fiyatının artma eğiliminin söz konusu olacağı itibariyle bu tavrın ve bu adımın da dolar lehine olacağını düşünmekteyim. Evet, gelelim Sayın Albayrak'ın yapmış olduğu son açıklamalara. Sayın Albayrak dedi ki, 6'lardan dolar aldık, 5'lere düştü, ne yapacağız diye düşünenler var, soranlar var. Fırsatçılar, siz daha çok beklersiniz, siz dolarınızı tutmaya devam edin, dediler. Arkadaşlar, yakın geçmişte, çok çok gerilere gitmiyorum, yakın geçmişte, siyasilerin işte dolara el süren yanar, işte dolar artmayacak, çıkmayacak, şöyle olacak, böyle olacak tarzında bir takım söylemleri olduğunu biliyoruz. Sonuçlarını da biliyoruz sevgili arkadaşlar. Yani burada tabii ki doların yükselmesi veya doların artmasını ülkemiz menfaatleri itibariyle talep edecek veya bunu destekleyecek gibi bir düşüncemiz olamaz. Bizim şu an yapmakta olduğumuz yorumlar tamamıyla ve tamamıyla iç ve dış piyasa gerçekleri ve ekonomik gerçeklere dayanmakta. Bu sebepten ötürü analizlerimizin bütün detayında piyasaların koşullarının el verebileceği ve çizebileceği yönü bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştığımız için bu açıklamanın nasıl yorumlayacağınız konusunu sizlere bırakmaktayım. Sayın Albayrak böyle bir açıklama yapmıştır. Ama sonrasında bekleyip göreceğiz arkadaşlar. İşte belli bir süre sonra doların akıbetinin ne olacağı konusunda fikrimiz tabii ki olacaktır. Ancak bir hatırlatmada bulunayım. Merkez Bankası'nın bu hafta yayınlanan beklenti anketinde birçok iş dünyasının önemli kişi ve kuruluşlarına yöneltilmek kaydıyla alınan cevaplar bir anket sonucu olarak yayınlanmakta ve bu anketin sonucunda dahi dolar TL'nin 2019 sonu itibariyle 5.98 olabileceği tahmin edilmekte. Evet, bu durumda 6'lardan dolar aldık, 5'lere düştü. Ne yapacağız, ne edeceğiz sorularına yönelik olarak siz daha çok beklersiniz şeklindeki açıklamanın yorumunu sizlere bırakıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bunun haricinde bir de dolar TL'yi etkileyebilecek faktörler içerisinde Suriye meselesi, Amerika meselesi gündemde. Suriye ile ilgili olarak arkadaşlar bu konunun da ayrıntılarına girmeyeceğim. Kazan kaynamaya devam ediyor. Buradaki tablo bütün olumsuzluğuyla gündemde, hatta bütün belirsizliğiyle gündemde. ABD'nin Suriye'den askerlerini çekmek gibi bir niyetinin net bir şekilde olmadığını her geçen gün biraz daha anlamaktayız. Bu konuda yaptıkları açıklamalarına hiçbir şekilde itibar edilmeyeceğini sıklıkla sizlere vurgulamaktayım. Ve seçimler öncesinde acaba bizim Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu gibi sabrımız tükeniyor artık şeklindeki ifadesinin paralelinde bir harekat başlar mı acaba diye bu konuyu yakından takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yasayı imzaladı. Yani hükümetin kapanmasını engel oldu ama demokratlar engel oldu ama acil durum ilan etti. Bu acil durumun anlamı Meksika cephesinden veyahut da sınırından gelmekte olan göç ve de uyuşturucu ticareti vesaire vesaire bunları bahane göstermek kaydıyla bir acil durum. Bir nevi sıkı yönetim gibi bir şey diyelim biz buna. Bunu ilan etti ve bu ilanın ardından oldukça güçlü bir seyir içerisinde olan doların dünya piyasalarında bir gerileme eğilimine girdiğini, dolar endeksinde hafif bir geri çekilmenin olduğunu gördük. Ama her ne olursa olsun arkadaşlar, Euro dolar paritesine baktığımız zaman 1.13 seviyesinin aşağısında kaldı ki Trump'ın bu acil durum ilanından önce 1.12-30'lar seviyesine kadar gerilediğine tanık olmuştuk. Tabii ki bu gerilemede Brexit meselesindeki belirsizliklerin gittikçe artıyor olması ve bu konuda bir çözüm ihtimalinin her geçen gün azalıyor olmasının da etkisi çok önemli. Brexit meselesi Euro'yu ciddi şekilde sarsıyor ve Euro karşısında doların değer kazanmasına sebebiyet veriyor. Diğer yandan Japon yeni nezdinde baktığımız zaman ise 111'ler seviyesini görmüş olmasına rağmen son bu Trump'ın açıklamaları sonrasında bir miktar geri çekilme olmak kaydıyla 110-500'ler noktasına geldi. Yani dolarda hafif bir değer kaybı oldu. Sonuç itibariyle haftayı 5.27-11-5.28'ler civarında tamamlayan bir dolar-tl tablosuyla karşı karşıya kaldık. Tabii bu tablonun, bu belirsizliğin paralelinde dolara olan güvenin bir miktar azalması ve jeopolitik tablodaki sıkıntıların oluşmasıyla birlikte en güvenli liman adına altında da önemli bir atağın olarak tekrardan 1.320 dolar üzerinde çıktığına tanık olduk. Şimdi arkadaşlar,
Bu tablo dahilinde, arkadaşlar bu arada hemen şu konuyu ifade etmek istiyorum. Şu anda Matrix verilerine göre 5.27.11 görülüyor ekransal tabloda. Ancak grafiklerde 5.28.45 görülmekte. Hafta sonları olduğu zaman, yani haftanın son günü itibariyle dolar TL verilerinde böyle bir gariplik söz konusu olmakta, bir güncelleme hatası oluyor. Biz 5.28 civarında kapanış yaptığımızı dikkate alarak analizlerimizi devam edelim. Bu yarın gece, daha doğrusu haftaya başladığımız anlarda bu rakamlar gerçek şekle dönüşecektir. Evet sevgili arkadaşlar, bu hafta içerisinde 5.32 seviyesine doğru bir hareketlenme olduğuna tanık olduk. Zira dolar TL'deki güçlü eğilimin, yani yukarı yönlü eğilimin güç kazanacak şekilde ivmesini devam ettirdiğini sürekli olarak vurguluyorum. Ve bu yukarı eğilimde 5.32'ler seviyesini, 5.32-37 seviyesini gördüğünü biliyoruz. Bu seviye arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz sarı eğri 50 günlük hareketli ortalamayı yansıtmakta. 50 günlük hareketli ortalamaya neredeyse tam anlamıyla bir temas oldu ve buradan burası bir direnç etkisi yarattı. Zira şurada görmekte olduğunuz kırmızı kalın hattımızda 5.32-28-30'lar seviyesini ifade etmekte. Şuralarda gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu noktamız bir direnç etkisi yaratmış. Şu bölgelerde gördüğünüz gibi ise bu direncimiz bu tarihlerde, bu bölgelerde bir destek konumunda olmuş. Zaten arkadaşlar, genel olarak biliyorsunuz ve sürekli olarak üzerinde durduğum üzere 5.30-5.32 bölgesi dolar TL için çok önemli bir destek veya direnç noktasıdır. Yukarı eğilimlerde aşağı doğru gevşemeler söz konusu olduğu zaman destek olarak çok net bir şekilde takip edilmesi gereken bir seviyedir. Bu seviyenin aşağısına inişler olduğu zaman ise artık bu noktanın bir direnç olarak takip edilmesi gerektiğini sürekli olarak vurguluyorum. Şu an itibariyle bu bölgenin bir direnç özelliğini ihtiva ettiğini görmekteyiz. Bu seviyenin aşılması yönünde bir çaba gözleniyor. Geçtiğimiz hafta 5.32-37'lere kadar ulaştık ama bu bölgenin üzerinde kalamadık. Bu direnci ilk atağımızda, ilk çabamızda kırmış veya kırabilmiş değiliz. Tekrardan 5.28'lere doğru bir geri çekilme olmuş olsa da yükseliş eğiliminin devam ettiğini, güç göstergelerinin halen olumlu konumda olduğunu ve Standard & Poor's'tan gelen bu olumsuz not haberi ve genel olarak doların küresel piyasalardaki olumlu seyrini de, güç kazanım eğilimini de dikkate aldığımız zaman ve tabii ki jeopolitik olarak Suriye, Rusya, Türkiye, S-400 füzeleri vesaire bu kapsamda ki belirsizlikler ve çeşitli haber akışlarının da etkisiyle dolar TL'nin genel anlamda mevcut olan yukarı eğilim, kademeli olarak yukarı eğilim beklentilerimizi kuvvetlendirecek faktörler olduğu kanaatindeyim. Ve zira bu hafta arkadaşlar, yani büyük bir olasılıkla, bu tamamen benim şahsi bir düşüncem ve beklentimdir, 5.30 direncinin biraz daha net bir şekilde kırılmak isteneceğini ve bu seviyenin destek haline getirilmek üzere 5.30 direnci artık kırılmıştır, yakın zamanda olduğu gibi destek haline getirilmiştir mantığı ile 5.35-5.37 bölgesini zorlamak isteyen, bu band içerisine 5.30 ile 5.37-5.38 bandı içerisine girmek isteyen bir görünüm izleyebiliriz kanaatindeyim. Dolayısıyla bir kez daha ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta zorladığımız ama üzerinde kapanışlar yapmayı başaramadığımız 5.30-5.32 bölgesinin, direnç bölgesinin bu hafta biraz daha kararlı bir şekilde zorlanabileceğini ve bu direncin kırılmak üzere bir destek haline getirilerek 5.37'lere kadar devam edecek bir yükseliş eğiliminin söz konusu olabileceğini düşünmekteyim. Günlük çok affedersiniz. Günlük pivot verilerimize baktığımız zaman, eğer ki pazartesi günü itibariyle 5.28.43 pivot seviyemiz üzerinde bir seyire tanık olabilir isek, ilk etapta yükseliş nereye kadar devam edebilir sorumuzun cevabı birinci pivot direnci olarak 5.31.19 seviyesini göstermekte. Buranın da aşılması durumunda bu yükseliş nereye kadar devam edebilir? 5.31.19.20'nin üzerinde kalmak üzere bu yükselişin nereye kadar devam edebileceğini yönelik sorumuzun cevabını ise 5.33.90 seviyesi vermekte. Buranın da aşılması durumundayız arkadaşlar. 5.37 seviyesini görmekteyiz. Pazartesi günü için dikkat edilmesi gereken değerler böyle olur iken, haftalık bazda bakalım arkadaşlar. Önümüzdeki hafta hangi seviyelere dikkat etmemiz gerekiyor noktasından konuya bakalım.
Haftalık bazdan baktığımız zaman arkadaşlar yine 5.28-24 seviyesinin önemli bir destek, önemli bir pivot seviyesi olduğunu, bu rakamın, bu seviyenin üzerinde kalındıkça 5.32-80 seviyesine kadar bir yükseliş eğiliminin olabileceğini, şayet buradan bir dönüş olmaz, dönüş olmayıp da burası da kırılıp bir destek konumuna gelir ise bu durumda 5.37'nin 5.36-90'lar seviyesinin hedef olarak gözetilebileceğini, buranın da geçilmesi durumunda ise 5.41-5.42 bölgesine doğru eğilimin, yükseliş eğiliminin devam edebileceğini teknik olarak düşünebiliriz. Zira arkadaşlar şurada tekrar günlük grafiğe dönersem biraz daha kolay anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Evet, şurada arkadaşlar görmekte olduğunuz üzere %38.2'ye denk gelen 5.37 seviyesini görmekteyiz. Zira burada da arkadaşlar 5.36-5.37 seviyesinin bir direnç konumunda olduğunu görüyoruz. Buranın açılması durumunda, 5.37 bölgesinin açılması durumunda bir sonraki Fibonacci direncimiz bize 5.43 seviyesini göstermekte. Yani sevgili arkadaşlar 5.30-5.32 bölgesinin üzerinde kalınmak üzere 5.37'lere doğru bir hareketlilik olabilir. Buradan belki bir direnç etkisi görüp de tekrardan 5.30 desteğini test etmek, bu desteğin gücünü kontrol etmek adına bir çaba söz konusu olabilir, bir gelişim söz konusu olabilir. Ama bu destek kırılmayıp da güçlü olduğu hissi hakim olur ise bu kez ikinci bir atakla tekrar 5.36-5.37 bölgesine yönelim ve bu direncin aşılabilmesi başarılırsa bu kez 5.40-5.42-5.43 diyebileceğimiz 5.40 üzerindeki bölgenin test edilme niyetinin gündeme gelebileceğini düşünebiliriz teknik tablo ve göstergeler itibariyle. Sevgili arkadaşlar, dolar TL'nin genel analizi hakkında bu şekilde sizlere bilgi verebiliyorum. Kısa bir süre sonra yeni bir analiz daha ekleyeceğim. Bu analizin konusu ise Viyop USD, Viyop piyasasındaki dolar değerleriyle bunun teknik görünümü ve Viyop cephesinde hangi seviyelere veya Forex cephesinde hangi seviyelere dikkat edilmek gerekiyor? Bu konunun teknik çalışmasına gireceğim ve tabii ki Merkez Bankası'nın Viyop piyasalarında bu hafta, daha doğrusu geçtiğimiz hafta ne miktarda short pozisyon açtığı, gerek haftanın son günü ve son günleri itibariyle 5.30 üzerinin test edildiği anlarda ne miktarda, hangi vadelerde pozisyon açtığı, gerekse de hafta genelinde ve tüm pozisyonlar itibariyle hangi vadede ne kadar pozisyonu bulunuyor ve bu pozisyonlarının maliyeti nedir sorusuna yanıt vermek bakımından Viyop USD analizi başlığı altında vereceğim analizde bunları görebileceksiniz. Sevgili arkadaşlar, gerek dolar TL olsun, gerek Viyop olsun, gerekse endeksle ilgili olsun, gün içerisinde de seans içerisinde de 120 dakika ve 240 dakika gibi periyotları dikkate almak kaydıyla pivot destek ve dirençlerini Twitter adresimden sıklıkla yayınlamaktayım. Önemli gördüğüm hususlarda çeşitli yorumlar geçmekteyim. Eğer gün içerisinde veyahut da gün sonunda bir takım analizlere ulaşmak istiyorsanız, kısa mesajlar şeklinde girmiş olduğum detaylardan bilgi sahibi olmak istiyorsanız Twitter adresimi @halukcanberk olarak takip edebilirsiniz ve yine bu tarz videolardan memnuniyetiniz varsa lütfen kanalıma abone olunuz. Zira abone olunduğu anda eklenen videolar derhal sizlere bildirim olarak gelmekte ve zamanında izleme imkanı bulabiliyorsunuz. Efendim, iyi bir hafta sonu diliyorum ve yeni haftanızda başarılı, kazançlı bir döneminiz olsun, yatırımlarınız ve kararlarınız olsun diyorum. Hoşça kalınız, saygılarımla.